Hoş geldin öncelikle. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şimdi en başta sizi tanımak istiyoruz en başta olarak. Tabii ben Mete Kalender. 18 yaşındayım. Şu anda hali hazırda Bocconi Üniversitesi'nde Uluslararası Ekonomi ve Management eğitimime devam ediyorum. İlkokulu İstanbul'da Denizaltı Koleji'nde okudum. Ondan sonra 4. sınıftan itibaren Koç okuluna geçtim. Koç Okulu'nda 12. sınıfa kadar eğitime devam ettim. Ortaokul lise eğitimi Koç'ta tamamladım. Ve IB okudum. Sonrasında da bu sene itibariyle de Bocconi'de eğitime devam ediyorum. Genel olarak siyaset, politika, uluslararası ilişkiler, ekonomi ve finans alanlarına ilgiliyim. Bu nedenle de Bocconi'de okumayı tercih ettim. Böyle. Yani aslında Bocconi'yi seçme amacınız tamamen sizin ilgi alanlarınızdan kaynaklanıyor. O da bir etken tabii ki. Yani çok fazla etken oldu. Yani hepsini konuşacağız tabii ki sizin sorularınızdan sonra. Ama o da önemli bir etkenlerden biriydi. Peki bu sistem nasıl açıklanıyor? Yani sistem nasıl ilerliyor? Tarihleri neler? Bundan biraz bahseder misiniz? Tabii Bocconi'den başlayalım. Şöyle, Bocconi'ye giriş sisteminden mi bahsediyorsunuz yoksa genel olarak yurt dışına gidiş nasıl Yok, işliyor? Bocconi açısından. Tamam, şöyle. Bocconi öncelikle Avrupa'da en erken başvuru alan üniversitelerden biri. Hatta dünyada bence. Çünkü 11. sınıfın sonunda siz başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Ben Avrupa'da bunu yapabildiğiniz bir okul daha önce hani görmedim o kadar okul araştırmama rağmen. Bocconi 11'in sonunda sizin erken başvurularınızı alıp 12'nin başına cevabınızı gönderiyor. Ki bu bence çok büyük bir avantaj. Yani 12. sınıfın o yoğunluğunu, stresini yaşamadan kabul alma şansınız olabiliyor. Diğer yandan Bocconi'nin bir de normal başvuru süreci var. Buna kış dönemi deniyor. Bu da hatırladığım kadarıyla Aralık sonu itibariyle başlayıp Şubat'a kadar bir süreci kapsıyor. Sonrasında ise Mart'tan hatırladığım kadarıyla Mayıs'a kadar bir geç başvuru dönemi oluyor. Ama bu süreçte başvuruları ben önermem açıkçası. Erken başvuru döneminin avantajlarından ben bahsetmek isterim öncelikle. Bir kere bir okula erken başvuru attığınız zaman o okulu gerçekten hedefliyor olmanız gerekiyor. Ki Bocconi'de sizin gerçekten o okulu hedeflediğinizi görmek istiyor. Bunu gerek CV'lerinizde olsun, gerek motivational letter'larınızda olsun, gerekse IB veya diğer uluslararası programlardaki ders seçimlerinizden bu hedefinizi görmek istiyor. Ve erken başvuruda siz akademik ve sosyal olarak bunu yansıtabilirseniz gerekli akademik yeterliği sağladıktan sonra şansınız yüksek. Ben de bu yolla başvurdum. Çünkü benim Avrupa hedeflediğim, ben hani 9. sınıftan itibaren bir liste oluşturdum kendime. Avrupa'da, Amerika'da, İngiltere'de olsun. Ve eleye eleye kriterlerden Bocconi'yi seçtim. Bu sebeple de erken başvuru dönemini tercih ettim. Böylece de 12. sınıfı çok daha rahat geçirmiş oldum. Peki İtalya'daki başvuru sürecinde kısıtlama olayı var mı erken başvurularda yoksa normal kısıtlama yok mu? Şöyle Bocconi'nin şöyle bir kısıtlaması var. Kabul aldığınız zaman Kasım sonu gibi bir size cevap geliyor. Pardon, bu bizim dönemimizdeydi. Çünkü Covid'den dolayı biz geç başvurduk. Eylül sonu gibi normalde cevap geliyor. Ve sizden bir 1500 euro'luk ön ödeme istiyor. Kayıt yapmak için böyle bir kısıt var ve bunun için bir hafta içinde karar vermeniz gerekiyor. Bu yüzden eğer başka alternatifleri de varsa arkadaşlarımızın erken başvuru çok iyi bir tercih olmayabilir. Çünkü böyle bir kısıt getiriyor. Geç başvuru dönemi tercih edilebilir. Çünkü onun sonuçları Mart gibi belirleniyor ki artık o zaman zaten üniversite tercihleri şekillenmiş oluyor. Bu sebeple hani erken başvuruyu gerçekten hedefi Bocconi olan ve başka bir yer düşünmeyen insanlara ben öneririm. Peki listenizdeki diğer okulu nasıl elediniz? Şöyle eledim. Bu da önemli bir süreç bence ki herkesin dikkatli bir şekilde yürütmesi gerekiyor. Yani çok fazla artıları eksileri değerlendirmek gerekiyor her ülke bazında ve okul bazında. Ben başta aslında Koç biraz Amerika odaklı bir okul. Amerika'ya öğrenci gönderen bir okul ve ben de bu hedefle Amerika düşünüyordum. Ve bu nedenle 9. sınıfta Amerika'ya yaz okuluna gittim. Sonrasında da İngiltere'ye yaz okuluna gittim ki oraları keşfetmek için. Öncelikle şunu söylemek isterim ki yaz okulları bence çok önemli. Yani eğer maddi imkanlar sağlanabilirse gerçekten oraları keşfetmek gerekiyor. Çünkü şöyle düşünün, yaz okulları gerek Amerika'da olsun gerek İngiltere'de veya başka ülkede o da üniversite okumanın birer stajı gibi. Yani orada siz onu deneyimliyorsunuz ve bu çok önemli.
Ben Amerika'ya gittim. Hani Amerika güzel, yani imkanlar fazla, yani doyurucu. Ama ben Amerika'yı tercih etmedim. Yani Amerika'ya gittim ve dedim ki ben burada okumak istemiyorum. Yani gerek hani oradaki eğitim sistemi olsun, gerek kültürel yapı olsun, gerek maddi olarak okulların daha pahalı olması, ki maddi kıstas da benim için çok önemliydi. O yüzden Amerika'dan vazgeçmek zorunda kaldım ama yine de SAT yolunda devam ettim. İngiltere'ye dönecek olursak, İngiltere'de de gerçekten ekonomi alanında iyi üniversiteler vardı. Ve 2-3 tanesini de listeme eklemiştim. Ama orada da yine burs olanaklarının çok az olması beni engelledi. Yani oraya başvuru yapmakta. Çünkü ortalama 25 bin ila 30 bin pound arasında bir eğitim ücreti var İngiltere'deki üniversitelerin. Ki ben bunu kaldıracak maddi güçte değilim. O yüzden sonuç olarak ben Avrupa'ya odaklandım. Avrupa'da nerelere? Almanya'ya, Hollanda'ya ve İtalya özellikle. İtalya ve Hollanda son dönemde, hani siz de biliyorsunuzdur, oldukça popüler. Yani çünkü gerek kurdaki artışlardan dolayı, gerekse de özellikle bu Covid sonrası süreçte insanlar hem daha yakın ülkeleri hem de maddi olarak daha az yük getirecek üniversiteleri tercih ediyor. Sonra aklımda Hollanda'da birkaç üniversite vardı ve bunlardan da kabul alabilecek durumdaydım. Ama ben Bocconi'yi neden seçtim? Şimdi buraya gelelim. Bu elemeleri yaptıktan sonra bir kez Avrupa odaklı ilerledim. Baktığım zaman ben Avrupa'da alanında, kıta Avrupa'sında diyelim özellikle, alanında daha çok öne çıkan ve fırsatlar sunan bir üniversite hani göremedim. Şimdi Bocconi bana bu olanağı sağlıyordu. Bocconi tamamen ekonomi üzerine yoğunlaşmış bir üniversite ve gerek İtalyan siyasetinde gerekse de Avrupa siyasetinde çok etki olmuş insanlar yetiştirmiş bir üniversite. Ki Bocconi'de okurken de ben bunu gerçekten hissediyorum, yani bu havayı bana veriyor. Diğer yandan ben İtalyanca'ya çok ilgiliyim. İtalyanca bilgim Bocconi'ye gitmeden önce de vardı. Ve İtalyan kültürüne büyük ilgi gösteriyorum. Bu sebeple İtalya diğer Avrupa ülkeleri, kıta Avrupa ülkeleri arasında da daha çok ön plana çıktı. Diğer yandan yine Hollanda'daki üniversitelerin burs olanakları çok kısıtlı. Yani Avrupa Birliği üniversite öğrencilerine 2000 euro gibi bir ücret belirlerken, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan öğrencilere 9-10 bin eurolardan başlayan ücretler veriliyor ve burs olanakları da gerçekten sınırlı. Ve baktığım zaman Hollanda'daki üniversitelere gidip bu parayı vermek bana Bocconi'deki faydayı, katkıyı ve geleceği sağlamayacak diye düşündüm. Bu sebeple Bocconi'yi tercih ettim. Bocconi'nin burs olanakları da bence Avrupa'da çok iyi. O yüzden de Bocconi bir etken oldu. Öncelikle üniversite geniş burs veriyor. Yani iyi bir burs politikası var. Özellikle akademik olarak da, finansal olarak da. Ama bu akademik bursları biraz kıstılar Covid döneminde. Bir %50 burs alma şansınız var. Bu uluslararası öğrenci bursu. Sadece uluslararası öğrencilere veriliyor. Bir de %100 eğitim Merit Award alma şansınız var. Ve bu da benim başvuru yaptığım zaman da gerçekten veriliyordu. O yüzden bu bir tercih oldu. Diğer yandan maddi durumunuza göre de skalalar var ve bunlara başvuruları yapabiliyorsunuz. Ama bunlardan en önemlisi devletin verdiği burslar. İtalya'da eyaletler belli bir oranda, belli bir öğrenciye burs vermek zorundalar. Devletin böyle bir şeyi var ve siz o gerekli şartları sağladığınız zaman %100 burslu okuyorsunuz. Ki Bocconi'nin fiyatı da neredeyse 15 bin euro. Ki buna kalma dahil değil, yeme içme dahil değil, hiçbir şey dahil değil. Ama burs olanakları gerçekten gerek devletten olsun, gerek Bocconi'den olsun yüksek. Bana hem istediğim eğitimi verip hem de istediğim burs olanaklarını sağlayabilecek bir üniversite olduğundan ben de Bocconi'yi tercih ettim. Peki bu üniversiteye girerken sosyal aktivitenin nasıldı? Üniversiteye girerken Sosyal aktivitelerin, lisede sosyal yaptığın ya da aktiviteleri. ortaokulda yaptıkların. Tabii. Şöyle, öncelikle şunu da söylemek lazım. Şimdi Avrupa'daki üniversitelere başvururken sosyal aktivitelerin gerçekten, hani bu biraz klasikleşmiş gibi ama Evet. inanın Amerika'daki kadar bir önemi yok. Yani bunu herkes söylüyor ama gerçekten böyle yani. Yani o admission office'deki kişiler sizin SAT'in oturttuğunuza, ortalamanıza baktıktan sonra sosyal aktivitelerinize bir göz geçiriyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Ama yine de etkisi var. Şimdi şöyle başlayalım. Ben öncelikle EMYEN'de bulundum. 8. Koç'ta 8. sınıftan beri EMYEN'deydim. Ve 11. sınıfa kadar EMYEN'e devam ettim.
AMA'nin ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani gerek İngilizcenizi geliştirmek açısından olsun, gerek o uluslararası ortamı tatmak, yani uluslararası konferanslara gidiyorsunuz, Türkiye'ye uluslararası öğrenciler geliyor, konferanslar düzenliyorsunuz, siyasi, ekonomik konular üzerine konuşuyorsunuz. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hani artık çok fazla öne çıkarıyor mu başvurularda emin değilim. Ama bence herkesin okulunda varsa katılması gereken bir kulüp olarak düşünüyorum. Diğer yandan ben 9. sınıfın sonunda okulumuzda Koç Ekonomi Kulübü'nü kurdum. Bu da yaklaşık bir 15-20 kişilik bir kulüptü. Biz burada güncel ekonomik sorunlar üzerine konuştuk. Piyasaları yorumladık, hisse senetleri yorumlamaları yaptık ve daha çok yani jeoekonomik yorumlarda bulunduk. Yani hem bölgesel siyaset, küresel siyasetle birlikte ekonomik gelişmeleri değerlendiren şeylerde bulunduk, konuşmalarda, münazaralarda. Ve de okul gazetesiyle işbirliği içerisinde bizim okul gazetemize bir ekonomi eki çıkardık. Ve bu da okulda gerçekten beğenildi. Yani bunu da 2 hafta süreyle yaptık. Ve ben de buna öncülük ettiğim için gerçekten mutlu oldum. Yani şu anda devamlılığı yok okulda galiba ama gerçekten faydalı bir etkinlikti. Diğer yandan ben Koç Ekonomi Kulübü, pardon, Koç İnternet Kulübü'nde bulundum. Orada da çeşitli sosyal aktivitelerde bulunduk. Bunun yanında dış politika ve ekonomi okumalarına devam edip kendimi bu alanlarda geliştirdim. Seminerlere katıldım ve bu etkinliklerde yer aldım. Ki bu da bence Bocconi'de okumadan önce iyi bir temel sağlıyor. Yani güzel bir bakış açısı gerekiyor. Hem ekonomik alanda hem de bu politik konularda iyi bir bakış açısı sağladı. Diğer yandan ben müzikle çok ilgilendim. Müzik, gitar, okul orkestrasındaydım. Bu şekilde böyle. Yani başlıca Şimdi sosyal aktivitelerim bunlardı. İtalyancam iyi demişti. İtalyan testi aldın mı ve bu test aldıysan üniversite girişini etkilemiş midir? Yok, almadım İtalyanca testi ve ben etkisi olacağını da düşünmüyorum çok fazla. Yani aslında şöyle olabilir de. Yani çünkü senin gerçekten İtalya'yı kararlaştırdığını başvurmadan önce gösteren bir faktör yani İtalyanca öğrenmek. Çünkü kimse Türkiye'de çok popüler değil İtalyanca öğrenimi. Kimse durup dururken İtalyanca öğrenmiyor. Yani bir hedefinizin olduğunu gösterir. Ama ben bir test almadım. Daha çok İtalyanca'yı hobi olarak yürüttüm. Ve şunun da farkındaydım. Eğer Bocconi'den kabul alırsam orada gerek sosyal hayatta gerekse de akademik alanda ve sonrasında staj iş bulmada çok fayda sağlayacağını düşünüyordum. Ki öyle de. Şu anda yurtta 3 tane İtalyan arkadaşımla kalıyorum ve biz İtalyanca konuşuyoruz. Ve hani Türk arkadaşlarım arasında benim kadar ileri olan İtalyancası olan çok az kişi var. O yüzden çok faydalı oldu. Hani gerçekten Bocconi'yi düşünüyorsanız bunu öneririm. Yani hem İtalyanca çok da keyifli. Ve onları CV'de belirttim zaten. B1 sertifikasına ulaşmıştım ama resmi bir CIS sınavına girmedim. Ve motivation letter'ımda da bunu açıkça belirttim. Yani ben hafta sonları 3 saat bu İtalyanca kursuna gittim, kendimi geliştirdim. Ki bu da benim Bocconi'de okuma isteğimin, kararlılığımın bir göstergesidir diye bunu açıkça yazdım. O yüzden öneririm İtalyanca eğitimini. Peki bu konu testi girdim yoksa SAT'yle mi devam ettin? Yok, Bocconi teste girmedim. Çünkü şöyle, Bocconi'nin birazcık formatı farklı. Yani Bocconi çok farklı bir sistemle işliyor. Ve ben ona oturup çalışmak istemedim Bocconi sınavına. Niye? Çünkü daha önce söylediğim gibi benim Amerika'da veya başka ülkelerde bir alternatif olarak her zaman duruyordu. O yüzden SAT'yi bir kenara bırakmak istemedim. Ve SAT'ye yoğunlaştım. SAT'ye de yaklaşık bir 6 ay gibi bir süre çalıştım. Ondan notumu aldım. Eğer Bocconi olmasaydı başka üniversitelere başvurma şansım olacaktı. Ama ben Bocconi testi hazırlanıp Bocconi'den kabul edilmeseydim o zaman sıkıntı olabilirdi biraz SAT ile kabul eden üniversiteler için. Ve şöyle bir şey var. Bocconi testle başvurduğunuz zaman çok büyük aralığında benim gözlemlediğim %80 gibi bir oranla sadece Bocconi test sonucunuza bakıyorlar kabullerde. Ki bence bu risk. Ama SAT ile başvurduğunuz zaman onların gözünde bence daha bir international öğrenci izlenim bırakıyorsunuz. O yüzden ben SAT'yi öneririm. Ama şöyle bir avantajı da var Bocconi testinin. Bocconi testte başarılı olanların akademik burs alma ihtimali daha yüksek. SAT'de 1500 bandını hani geçmeniz gerekiyor. Hatta 1550 gibi. Ancak o zaman %100 bursa veya %50 bursa ulaşabiliyorsunuz. Ki bizim dönemimizde de sadece bir kişi 150 burs almıştı. O da 1550 SAT ile.
O yüzden Bocconi test de düşünülebilir. Peki Bocconi test ya da İtalya'daki üniversiteler Amerika gibi zorunlu tutuyor mu yoksa daha serbest mesleği konusunda? Duyamadım. Şimdi Amerika'daki bazı üniversiteler SAT'de zorunlu tutmuyor Evet. sınavı. İtalya'da sınav bu şekilde mi yoksa daha serbest ya da sıkı mı? SAT zorunlu Amerika'daki İtalya'daki üniversitelerde. Yani Bocconi'nin ya SAT ya Bocconi test diyor. O yüzden böyle. Diğer üniversiteleri çok açıkçası bilmiyorum. Ama diğer devlet üniversitelerinin özellikle İtalya'da SAT isteği zaten düşük. Yani 1100 gibi puanlardan bile başlatan üniversiteler var. Gerek Louis olsun, Katolik olsun. Hani onlar bir tık daha düşük talep edebiliyorlar. Ama SAT gerekli. Yani bu zaten Amerika'daki üniversitelerde bu pandemi öncesinde SAT'yi zorunlu tutuyorlardı. Pandemiden sonra böyle bir şey getirdiler. Ama Bocconi'de böyle bir şey yok. Hatta benim bildiğim şu anda bu sene hem İngilizceden hem de matematikten 1540 veya 1560 alma zorunluluğu getirdiler diye okumuştum. Peki motivasyon mektubunun önemi başvurunuzda ne kadar yer kapladı? Bundan biraz bahseder misin? Tabii. Şöyle motivasyon mektubu bence önemli ama yine daha önce belirttiğim gibi Amerika'daki ve İngiltere'deki başvurular kadar büyük yer tutmuyor diye düşünüyorum Bocconi'de. Ama ben üzerinde uzunca bir süre çalıştım motivasyon mektubunda. Belirttiğim hususlar genelde İtalyanca eğitimim oldu. Neden Bocconi'yi seçtiğim oldu. Eymien'deki katılımım, Koç Ekonomi Kulübü'nü kurmam. Bunlardan detaylıca bahsettim. Ve biraz yaratıcı olmaya çalıştım. Yani çünkü o bir şey bırakmak gerekiyor. Onlarda bir izlenim bırakmak gerekiyor. Ve ben bunu genel olarak aldığım İtalyanca eğitimiyle sağladığımı düşünüyorum biraz. Ve de ben İtalyan kültürüne ve İtalyanca müziğe de çok ilgiliydim. Bunlardan da bahsettim. Yani bunlara da gerçekten önemsemiyor değiller. İtalyanlar kendi kültürlerine ilgi gösterildiği zaman böyle bir hoşlanıyorlar yani. O yüzden onlardan da bahsettim. Diğer yandan şunu görmek istiyor Bocconi. Ben Bocconi'den kabul almış ve Bocconi üzerine çalışan danışmanlardan aldığım bilgi şuydu. Bocconi'yi önceden araştırmamızı bekliyorlar. Hangi fırsatları var? Bunlardan bahsetmeniz çok etkili olur. Yani sizin üniversiteyi daha başvurmadan önce tanıdığınızı gösterir ki bunu da seviyorlar. Ben nelerden bahsettim? Bocconi Jobs Days'leri oluyor. Burada uluslararası bankalarla buluşabiliyorsunuz. Özellikle ikinci ve üçüncü sınıfta. Ondan sonra şirketlerde staj imkanları Bocconi'nin çok geniş. Ve sadece Bocconi öğrencilerine özel bazen imkanlar olabiliyor. Bunlardan bahsettim. Bocconi çok büyük oranda yani ben her hafta görüyorum. İtalyan bakanlarla seminerler düzenliyor. Bunların beni ne kadar ilgi çekici olduğundan bahsettim. Çünkü ben hem Avrupa siyasetine hem de dünya siyasetine ilgili olduğum için bunlardan yararlanmak istiyorum. Ki yararlanıyorum da. Bocconi bu açıdan gerçekten beni tatmin ediyor. Bunlardan bahsettim. Yani benim tavsiyem motivasyon mektubunda spesifik olmanız. Yani alana odaklanmanız. Niye ekonomi okumak istiyorsunuz? Niye İtalya'da, niye Bocconi'de okumak istiyorsunuz? Ve bunun için neler yaptınız? Bunları görmek istiyorlar. Akademik taraf ağırlıklı, yaratıcı bir motivasyon mektubu olması gerektiğini düşünüyorum. Peki bir tarafta Türk kültürü varken diğer tarafta İtalya kültürü. Birçok yaşadın mı? Farkları neler? İyi yanları, kötü yanları? Şimdi şöyle, öncelikle yaşamadım çok fazla. Çünkü inanın hani bu da biraz klişe bir laf ama gerçekten Akdeniz insanları benziyor. Yani biz İtalyanlarla çok benziyoruz birçok açıdan. İtalyanlar çok sıcakkanlılar genelde. İtalyanlarla çok kolay iletişim kurabiliyoruz. Ve gerek onların kültürel yapısı, gerek siyasi yapısı bize çok benziyor. Çok büyük benzerlik var. O yüzden çok büyük sıkıntı yaşamadım bu konuda. Ama burada gene İtalyancanın bir önemi. Hani İtalyanlar kendi aralarındayken hani siz orada bulunduğunuz zaman bile çok İngilizce konuşmuyorlar. Yani hani sen anlıyor musun, anlamıyor musun? Çok da bir önemsemiyor yani onu. O yüzden gene burada İtalyanca önemli oluyor. O yüzden İtalyanca yine burada bir kez daha önereyim. Ama kültür açısından öyle bir şey yaşamadım. Ama biliyorum ki Amerika'ya gitsem veya Kanada'ya başka bir ülkeye bunu yaşayacaktım. Ben bunu yaşamak istemediğim için de biraz Amerika'yı istemedim. Çünkü inanın bambaşka dünyalar. Ama Avrupa'da böyle bir şey yok. Bu sadece İtalya'ya özel de değil bence. Çünkü oradaki ülkelerin gerçekten oturmuş bir kültürleri var. Binlerce yıllık tarihleri var. Ve
Gittiğiniz zaman onu gerçekten hissediyorsunuz. Ve ben bu yüzden de bunu Bocconi'yi tercih ettim. O yüzden çok bir farklılık yaşamadım. Ama ben biraz oradaki yaşama da değinmek istiyorum. Bundan bahsedecek miyiz bilmiyorum ama şöyle. Şimdi Amerika'ya gittiğiniz zaman yemek derdiniz yok. Kalma derdiniz yok. Hayatınızı sürdürme derdiniz çok fazla yok. Çünkü kampüsün içerisindesiniz. Üç öğün yemeğiniz var. Her şey tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Ama Bocconi'de böyle bir şey yok. Bir kere Bocconi'nin eğitim ücreti sadece üniversite eğitimini kapsıyor. Yurt olanakları biraz kısıtlı. Bu dezavantaj. Beni yurt bulamayan arkadaşlarım oldu. Ama evler kiralık bulunabiliyor Milano'da. Biraz pahalı da olsa. Ve kendi hayatınızı kendiniz sürdürmek zorundasınız. Yani yemeğinizdi, bulaşığınızdı, ondan sonra temizliğinizdi. Bütün hayatınızı kendiniz sürdürmek zorundasınız ki bu bence bir dezavantaj. Eğer bu konuda kendinize güvenmiyorsanız Avrupa çok iyi bir seçenek olmayabilir. Çünkü gerçekten kendi başınıza yaşamayı öğreniyorsunuz yani o Bocconi'nin ortamında. Ve ben bunu gerçekten yaşadım. Ve bu biraz da zorlu bir süreç. Ama alışıyoruz. Ben alıştım. Hani bu konuda da gerçekten yaz okulları iyi birer deneyim olmuş. Onu da fark ettim. Ama kültürel açıdan İtalya'da bir zorlanma olacağını ben düşünmüyorum açıkçası. IB müfredatı almayan bir öğrencinin girme yüzdesi düşüyor mu ya da çok fazla etkiliyor mu bu konuya girerken ya da okuldaki IB ya da IB almayan yüzdesi ne durumda? Şöyle bence çok etkilemiyor açıkçası. Yani benim IB almadan da gelen arkadaşlarım oldu. Hatta yani yarı yarıya gibi diyelim. Yani benim özellikle freshmenler içerisinde IB alan ve almayan oranı yarı yarıya gibi. Ama ben ön plana çıkardığını düşünüyorum. Yani orada bir çünkü Bocconi şunu önemsiyor. Uluslararası öğrenci olmanızı. Gerçi o international mindedness yani onu çok önemsiyor Bocconi. Çünkü Bocconi'nin biraz şöyle İtalya dışına açılıp daha böyle uluslararası bir üniversite olma politikası var son 10 yılda gibi. Ve ben de bunu iyi analiz ettiğimi düşünüyorum öncesinde. Bunu motivasyon mektubunda da yansıttığımı söylemiştim. IB bunun önemli bir adımı. O yüzden IB öneririm. Ama IB okumayı sadece başvuruda avantaj sağlar mı diye bakmamak gerekiyor bence. IB çok fazla avantaj sağladı bana. Ben IB'de hele ekonomi ve matematik almıştım. Ki bunlar Bocconi'nin ilk döneminde bana fayda sağladı. Özellikle Bocconi'nin ilk seneki matematik dersleri hani IB'nin bir tık üzerine konulmuş hali gibi. High level'ın ama standard level'ın değil. O yüzden ben IB'yi öneririm. Gerek ekonomide de ben hele ekonomi aldığımda hani iyi bir temel sağlamıştı ilk dönem dersi için. Mikroekonomi aldık ilk dönemde. İyi bir temel sağladı. Hani tamam bütün şeyi kapsamıyor. Ama iyi bir avantaj sağlıyor. Diğer yandan IB gerçekten zorlu bir süreç. Yani ben IB okumadan önce derdim ki hani insanlar ne kadar abartıyor, ne kadar zor olabilir ki falan filan. Ama bitirdiğimde bunu hissettim. Yani IB gerçekten zormuş. Hiç kolay olmadı. Gerek internal assessment'lar, gerek extend essay. O yüzden ben IB'yi öneriyorum. Yani ben IB'yi bitirdikten sonra şunu da dedim. İyi ki IB okumuşum. Ama diğer yandan Türkiye'de okumayı da hedefliyorsanız üniversite sınavında da bir hedefiniz varsa bu çok iyi bir tercih olmayabilir. Çünkü ikisini aynı anda yürütmek hem IB'yi hem de müfredatını çok 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 zor. Yani ben bunu yapan görmedim Bocconi'de. Ay pardon, hem Bocconi'de hem Koç'ta. Bunu yapan görmedim. O yüzden o yol ayrımına iyi girmek gerekiyor diye düşünüyorum. 11, 10. sınıfın sonunda ve 11'in başında. Yoksa arada kalırsınız ve sonunda hiçbir yerden kabul almamış veya istediğiniz üniversiteden kabul almamış bir şekilde çaresizce bir aylık çalışmayla YKS'ye giriyor olarak bulursunuz kendinizi. Ki bu hiç iyi senaryo olmaz. O yüzden orada yolu iyi seçmek gerekiyor. Yani o kararı iyi vermek gerekiyor. Ama ben yurt dışında okuma hedefi varsa MEB zorunlu olmasa bile IB zorunlu olmasa bile IB'yi öneriyorum. Peki başvurunun tamamen gözünün geldiği zaman wow faktörü neydi? Yani şu sebepten gidiysem bu yüzden girmişimdir okula diye düşündü. Wow faktörüm şöyle biraz açıkçası hani bu nasıl diyeyim bu da biraz klasik ama akademik performansım bence. SAT'den iyi bir notum vardı. Ben tek girişte iyi bir not aldım SAT'den. O yüzden hani tek yaptım bitti. Hani bu şunu gösteriyor diğer yandan. Hani benim hedefim Bocconi'ydi. Gereken hedefin biraz üzerine de çıktım istediğim.
Yeter, aldım, bitti, koydum kenara. Bir kere SAT notum iyiydi. Matematikten hatırladığım kadarıyla 780 yapmıştım ki matematik notuna bakıyorlar. Hani İngilizcedense SAT matematik notu çok daha önemli bu konu için. Diğer yandan akademik ortalamam da yüksekti. Yaklaşık 94,5 gibi bir not ortalaması tutturmuştum lisede. Ki bunlar önemli. Wow faktör bence buydu. Amerika'daki üniversiteye başvururken bunun wow faktörü olmadığını biliyorum. Ama Avrupa'daki üniversitelere ve bence özellikle Bocconi'ye başvururken bu bir wow faktör. Diğer yandan bence İtalyanca da öyleydi. İtalyanca da bir etki sağladı ama bunu ikinci, üçüncü sıraya koyarım. Ve de ekonomi kulübünü kurmuş olmam bence Koç'ta ve ekonomiye göstermiş olduğum ilgi. Ben ekonomik araştırmalar olan ilgimi, dış politika olan ilgimi de Motivation Letter'da iyi bir şekilde yansıttım. Ve bu da aslında Bocconi'nin istediği bir öğrenci profili. Bu da dördüncü wow faktör olarak sıralayabiliriz diye düşünüyorum. Peki Bocconi'nin böyle farklı bir gelenekleri var mı? Ya da okula katıldıktan sonra şaşırdığın bir durumu? Bocconi'nin şaşırdığım durum aslında biraz bekliyordum bunu ama o üniversite ortamını çok ben hissedemiyorum Bocconi'de. Yani şimdi bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bunun etkileri neler? Neden oluyor bu? Bir, kampüs ortamının çok iyi olmaması. Yani bu aslında bütün Avrupa'daki üniversitelerin bir sorunu bence. Bina bina şehir içinde kampüsler. Yani bu Amerika'daki gibi devasa kampüsleriniz yok. Bir, bu kampüs ortamı yok. İki, Bocconi'de öğrenci sayısı çok fazla. Çok fazla öğrenci sayısı var ve bir kaybolma yaşayabiliyorsunuz. Yani bu o sıcaklık o kadar yok. Başka Bocconi'de ben şunu hissediyorum biraz. Hani derse giriyoruz, her sınıf 120 kişi. Çok fazla öğrenci sayısı var ve siz kendi başınızsınız. Yani profesörler sizi tanımıyor bile çok fazla. Hani direkt gidip konuşmadığınız sürece. Hani ben eminim ki şu anda benim profesörlerim ilk dönem dersleri bitti. Beni görseler adımı bilmezler açıkçası. O yüzden hani bu nasıl diyeyim bu kadar sıcakkanlı iyi bir ortam yok Amerika'daki bazı üniversiteler gibi. Bunu göz önünde bulundurmak gerekir diye düşünüyorum. Diğer yandan birazcık her ne kadar uluslararası öğrenci sayısı fazla olsa da İtalyan öğrenci sayısı hala yani %60-%70 gibi bir çoğunlukta. Yani gitmeden önce buna da hazır olmak gerekir diye düşünüyorum. Bunları göz önünde bulundurmak lazım. Ama diğer yandan Bocconi'nin artılarından bahsedecek olursak Bocconi İtalya'da gerçekten önemli bir kültürü yansıtıyor. Yani Bocconi şu anda benim bildiğim, araştırdığım kadarıyla yani İtalyan kabinesinin ve İtalyan ekonomi bakanlarının çoğu Bocconi ekonomi mezunu. Yani Bocconi güzel bir ekol İtalya'da ve hani Bocconi'den mezun olduktan sonra İtalya'da iş imkanları fazla. Avrupa genelinde de fazla ama Amerika için daha tam onu gözlemleyemedim. Pek ondan emin değilim. Ama İtalya'da iyi bir not ortalaması, iyi bir üniversite CV'siyle gelecek imkanlarınız çok fazla. Yani çünkü İtalya'da ben Bocconi'ye yakın çok bir üniversite göremiyorum açıkçası. Yani Bocconi farklı birinci gibi gözüküyor. Hani o yüzden yani şöyle diyeyim. Ben gitmeden önce de böyle düşünüyordum. Yani şu an orada okuyorum diye bunu söylemiyorum. Eğer Bocconi olmasaydı İtalya'da okumayı düşünmüyordum açıkçası. Yani çünkü o opportunity cost'u sağlayacağını düşünmüyordum İtalya'da okumanın eğer Bocconi olmasaydı. O yüzden yani Bocconi İtalya'da bir ayrı diye düşünüyorum. Peki lise hayatına geri dönseydin değiştirmek isteyeceğin bir şey olur muydu ya da değiştirmek istemediğin bir şey olur muydu? Ben değiştirmek istemediğimden başlayayım önce. Ben IB'yi bitirdikten sonra dedim ki acaba yani MEB mi okusaydım? Hem Türkiye sınavına da hazırlanırdım. Daha da rahat olurdu. Ki yüksek bir SAT notuyla gene Bocconi'den kabul alırdım diye düşünüyorum. Çünkü zaten sosyal aktivitelerim de güçlüydü. O yüzden MEB okur muyum diye düşündüm. Ama sonradan özellikle Bocconi'ye geldikten sonra iyi ki böyle bir şey yapmadığımı anladım. Yani gerçekten IB'nin bana çok fayda sağladığını düşünüyorum. Ben HL Edebiyat da aldım aynı zamanda. Gerçekten o MEB'deki bakış açısını vermiyor. MEB bakış açısını sağlamıyor bireylere ama IB sağlıyor. IB gerçekten bence her ne kadar çok zorlu bir süreç olsa, birçok insanın yıpratsa da bir birey yaratıyor ortada. Bu çok büyük bir avantajdı. O yüzden bunu kesinlikle değiştirmezdim. Değiştireceğim şey ne olurdu? Belki Amerika'yı hedefleyebilirdim tekrardan. Yani eğer SAT'ye biraz daha
Ama ben zaten SAT'ye girerken de Amerika'yı çok hedeflemeyerekten girdim. Ama hedefleyebilir miydim? Hedefleyebilirdim. Ama bundan da açıkçası çok pişmanlık duymuyorum. Ha, denesem şey olur muydu? Hayır. Yani bir şey olmazdı ama yani denemekten zarar gelmez. Ama diğer yandan ben hedefimin tek olmasının avantajını da çok yaşadım. Çünkü 10. sınıfın sonunda 11 gibi ben Bocconi diye fixlemiştim kendimi ve buna hazır bir şekilde yolumu çizdim. Birçok arkadaşım daha 12. sınıfta nereye gideceğini bilmiyordu ve bunun dezavantajını çok yaşadılar. O yüzden hani ben sadece Bocconi'ye başvurdum bu arada. O yüzden bunun avantajını da yaşadım. Bu şekilde. Peki Coach School'un avantajları, dezavantajları, transfer olmak için arkadaşlar olabilir. Biraz bundan bahsedelim. Tabii. Ben dönüp baktığım zaman şu an gerçekten gerek ortaokul hayatıma, gerek lise hayatıma iyi ki Koç'ta okumuşum diyorum. Yani Koç'un eleştirdiğim yanları oldu mu? Oldu. Ama görüyorum ki her lisenin böyle yanları var. Ama Koç uluslararası öğrenci geliştirmekte bence başarılı gerçekten. Ve Koç Türkiye standartlarının üzerinde ayrıcalıklar sağlıyor. Ve eğer yatılı öğrenci olacaksanız bence Türkiye'de daha iyi bir imkan yok. Yani çünkü yatılı imkanları çok geniş, kampüs çok güzel, altyapı imkanları bence eşsiz. O yüzden bu önemli bir artı. Diğer yandan Koç'un sağlam bir akademik altyapısı var. Özellikle transferle geçenlerden değil de hazırlıkla gelenler güzel bir İngilizce eğitimi görüyorlar hazırlıkta. Benim birçok arkadaşım hazırlık okurken İngilizce bilmemelerine rağmen hazırlığı bitirdiklerinde süper bir İngilizceleri vardı. Bu da bence Koç'un bir senede nasıl bir İngilizce eğitimi verdiğini de gösteriyor. Diğer yandan ben Bocconi oldu. Koç'un uluslararası öğrenci yetiştirmekte başarılı olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle Amerika'daki üniversitelerde iyi bir izlenimi var. Yani benim bildiğim kadarıyla biz her sene Ivy League üniversitelerin hepsine öğrenci gönderiyoruz. Ve Türkiye'de bunu yapabilen bence çok az okul var. Diğer yandan Koç neden bence? Eğer IP okumayı düşünüyorsanız Türkiye'de birkaç okul var bence Koç kadar iyi IB eğitim verebilen. Ben gerçekten iyi bir IB eğitimi aldım. Özellikle matematik olsun, edebiyat dersinde olsun. Çok güzel bir IB eğitimi aldım ve bundan memnunum. Eleştirdiğim yanlar hep oldu. Ama eleştiri yaparken de hep diğer alternatiflerle kıyaslamak gerekiyor. Ve kıyasladığım zaman da Koç her zaman benim için iyi bir tercihti. Ben o koçlu olma ruhunu hissediyorum. Her ne kadar okul onu kazandırmada biraz zayıf kalsa da dördüncü sınıftan beri koçta okuyan biri olarak yani gerçekten iyi ki koçta okumuşum diyorum. Diğer yandan çok güzel bir çevreniz oluyor. Çok güzel arkadaşlıklarınız oluyor. Anadolu'nun her bir tarafından gelen insanlarla bir arada okuyorsunuz. Özellikle hazırlıktan sonra. Ve gerçekten hala her gün görüştüğüm, bir arada olduğum çok samimi, çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Bunda Koç'un katkısı bence fazla. Koç yani sosyal olarak da bence öğrencileri destekliyor. Yani bu geçmişte daha iyiydi. Bunda biraz bir performans düşüklüğü var. Ama altyapı olarak Koç çok güzel bir altyapı sunuyor. Gerek akademik gerek sosyal olarak. Özellikle yatılılar için. Bu sebeple ben geriye dönsem gene Koç'ta okur muydum? Seve seve okurdum. Ama dediğim gibi eleştirecek yanları olsa da ama yurt dışı hedefliyorsanız, IB okuyacaksanız bence ilk üçte bulundurmanız gereken bir tercih Koç. Okuduğumuz lise özel veya Anadolu Lisesi ya da Proje Anadolu Lisesi olması büyük bir etki sağlıyor yani üniversitelerde, öyle mi? Bence sağlıyor. Bence sağlıyor. Yani çünkü ama yine de şunu da söylemek lazım. Her şey bence bireyde bitiyor. Yani o çocuğun gösterdiği azimde ve kararlılıkta bitiyor bence. Yani biraz da imkanları birey kendisi yaratmalı diye düşünüyorum. Yani ama gene de Koç bu imkanları hazır bir şekilde sunuyor. Yani çünkü Koç'un bir kere Bocconi'den ben örnek vereyim. Koç ve hani belki Robert kadar hiçbir liseden Koç'un Bocconi'nin kabul oranı bu kadar yüksek değil. Mesela Koç'tan gitmek istiyorsanız Bocconi'ye daha düşük bir SAT'ye tahammül edebiliyorlar. Yani onu göz önünde bulundurabiliyorlar. Ama diğer okullarda aynı şey söz konusu değil Türkiye'den başvurularda. Ve ben mesela diğer Avrupalı öğrencilerle de konuştuğumda Bocconi'de hepsinin SAT'si Koç'tan kabul olanlara göre daha yüksekti. Yani Koç'ta ama 1280'ler, 1300'lerle de
kabul alma şansınız var essay Bocconi'ye. Ama Avrupalı öğrenciler için bu daha zor bir durum. Hani etkili oluyor, etkili olmuyor değil. Ama gene de ben her şeyin bireyde bittiğine inanan bir fikre de sahibim. Ama yine de bence yurt dışında okumak isteyenler için ekol bir okuldan mezun olmak bence bir sıfır önde başlamak demektir. O yüzden öneririm Koç'u. Aynı zamanda Koç'un da burs olanakları yüksek. Özellikle LGS ile gelenler için. LGS'de iyi bir puan yaptığınız zaman maddi durumunuzu da göz önünde bulundurarak iyi bir %100 burs verebiliyorlar. Özellikle yatılı arkadaşlar için. Hani biraz maddi olarak yüksek Koç'un ücreti. Full burs olduğu zaman çok iyi bir imkan sağlıyor diye düşünüyorum Koç. Peki başvuru süreci çok uzun bildiğimiz gibi ve bu süreçte motivasyon çok fazla düşebiliyor, artabiliyor. Motivasyonu sağlamak için neler yaptın, neler yapmadın, düşmemesi için, artması için? Ya şöyle, bence motivasyon düşmemesi için biraz öz disipline yüksek bir insan olmak lazım. Bir de hedeflere kararlı bir şekilde yürüyen bir kişi olmak lazım. Ben her zaman hani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama akademik öncelikleri sosyal önceliklerin önünde tuttum. Ve yani o dengeyi sağladığımı düşünüyorum ama her zaman akademik öncelikler geldi benim için. Ve şöyle, ben yurt dışında okumaya kararlıydım başından beri. Yani çünkü yani yurt dışında bir gelecek düşünüyor muyum uzun vadede? Daha ona karar vermedim. Ama yurt dışında okumanın bana iyi bir altyapı sağlayacağını düşünüyordum. Ve özellikle hani Türkiye'nin de son yıllarda birazcık aşağı doğru giden bir trend olduğunu düşündüğümüzde hepimiz yurt dışına gitmeyi düşünüyoruz. Bu sebeple azimliydim ki ben 4. sınıftan beri bunu düşünüyordum aslında. Yani ben Koç'un o giriş sınavına hazırlanırken bile hani ailemde hep şu vardı işte yurt dışında okursun ki ben de yurt dışında okumayı o zamanlar bile istiyordum. Bu yüzden o kararlılığı ben hep içimde bulundurdum ve bu da hep beni motive etti. Bir de ben kendimi iyi planlayan bir insandım. Planlama çok önemli bence. Özellikle IB okuyacaksanız. Yani hadi şunu da son gün yaparım. Şu sınavda 2 gün kadar çalışırım. Hani benim bunu yapabilen bir iki arkadaşım vardı. Ama onlar gerçekten bence biraz sıra dışı insanlar. Onun dışında böyle bir şey yok bence. Yani IB okuyacaksanız gerçekten disiplinli ve planlı olmak gerekiyor. Gerek IELTS, gerek eksen desek, gerek iç ödevler konusunda planlı yürümek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden planlı ve kararlı yürümek bence motivasyonu koruyan en önemli şey diye düşünüyorum. Peki okul danışmanının dışında dışarıdan bir danışman aldın mı yoksa nasıl destek aldın? Ben aldım. Dışarıdan İtalyan üniversitelerine danışmanlık veren bir kurumdan danışmanlık aldım İstanbul'da. Ama buna gerek var mıydı çok? Bence yoktu. Yani çünkü Koç'un danışmanlık hizmetlerinin şöyle bir dezavantajı var. Neden aldığımı açıklamak istiyorum. Çünkü Koç daha çok İngiltere ve Amerika odaklı. Danışmanlar da hep bu yönde gidiyor. Şimdi ben gidip danışmana dediğim zaman Bocconi için ne yapmalıyım? Hani şunu nasıl yapmalıyım dediğim zaman net bir cevap alamıyordum. Yani birazcık çok Avrupa konusunda yeni yeni gelişiyorlar diyelim. O da öğrencilerin dayatmasıyla çünkü öğrencilerin tercihleri o yöne doğru kayıyor. Ama Koç'un Amerika ve İngiltere için iyi bir danışmanlık hizmeti var. Ama o yüzden hani onları düşünenler danışmanlık hizmeti almayabilirler. Koç'ta olmayan kişiler için de ben çok gerekli olduğunu düşünmüyorum açıkçası danışmanlık hizmetine. Başvuru sürecinde hiçbir faydası olmuyor. Yani Amerika'dakilerin oluyor olabilir çünkü danışmanlık mektupları yazılıyor, ediliyor. Ama Bocconi'de öyle bir şey yok. Danışman referans mektubu istemiyor Bocconi. O yüzden danışmanla başvuru yapmak bir avantaj sağlamaz. O yüzden çok önermem yani danışmanları. Peki mezuniyetten sonra Bocconi'nin senin için nasıl bir avantajı olacak? Şöyle, bahsettiğim gibi Bocconi'nin İtalya'da güçlü bir network'ü var. Yani İtalya'da ben eğer kalmayı düşünüp İtalya'da bir gelecek kurarsam Bocconi mezun olmak bana gerçekten iyi avantaj sağlayabilir. Yani uluslararası bankalar konusunda olsun, uluslararası İtalyan şirketleri konusunda olsun. Yani Bocconi mezunu bir kişi her zaman bir etiket olarak hani diğer kişilerden önde. Bu bir avantaj. Diğer yandan Bocconi sadece bir ekonomi ve biraz da politika üniversitesi olduğundan alanında iyi bir eğitim veren bir üniversite. Yani çok odak kayması yok. Tamamen ekonomi odaklı gidiyor her şey. Ve bu da ekonomi alanında Avrupa'da iyi bir itibar yaratmış durumunda. Ve bu itibardan da ben Avrupa'da yararlanabileceğimi düşünüyorum. Diğer yandan hem Avrupa'da hem de İtalya'da olsun
güçlü bir network oluşturacağını düşünüyorum. Yani gerek tanıştığım İtalyanlar, gerek uluslararası arkadaşlar olsun. Ben network'ün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani gelecekte bence bir akademik not ortalaması kadar, bir staj kadar, hatta belki onlardan da önemli olduğunu düşünüyorum network'ün. Koç'ta okurken de bunun farkındaydım. Okyanus'a gidince bunun farkına vardım. Bence Avrupa'daki diğer üniversiteler bu kadar büyük networking imkanı sağlamayabilir. Yani özellikle İtalya'dakiler veya Avrupa'daki hani her ülkenin kendi üniversitesi dışındakiler bu kadar iyi bir network sağlamayabilir. O yüzden o network'ün ileride bana çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ve ben daha önce de söylediğim gibi Avrupa ilişkilerine, Avrupa ekonomisine, Avrupa politikasına ilgiliydim hep. Ve Bocconi'de bunun tam merkezinde diye düşünüyorum. Yani sürekli Avrupa ekonomi politikası, Avrupa bütünleşmesi, Avrupa Birliği politikaları, bunlar Bocconi'nin önemli ağırlık merkezleri. Bu alanlarda da özellikle ikinci ve üçüncü sınıftan itibaren güzel bir avantaj sağlayabileceğini düşünüyorum, bana iyi bir bakış açısı sağlayabileceğini düşünüyorum. Peki öğrenciler kuruladıktan sonra aileden ayrılma konusunda neler yaşayabilirler? Ya da tavsiyeleri neler bu konuda? Şöyle, bu gerçekten bence kolay bir süreç değil. Yani işte yurt dışına gidiyorum, o ne güzel, işte orada kendi başıma yaşayacağım, edeceğim, gezeceğim, tozacağım, okuyacağım, edeceğim. Tamam, bu güzel bir şey ama bu gerçekten bu kadar kolay değil. Özellikle dediğim gibi Avrupa düşünüyorsanız bu hiç de kolay değil. Çünkü Amerika'da imkanlar ayağınızın altında, yani kocaman kampüste kalıyorsunuz, yemeğiniz, içeceğiniz, her şeyiniz altınızda. Ama Avrupa'da böyle bir şey yok. Yani gerçekten gidip kendi başınıza yaşamayı öğreniyorsunuz. Ki bu kolay değil. Gerçekten değil. Özellikle yatılı okumadıysanız liseyi, ailenizle birlikte okuduysanız bu kolay değil. Ama ben buna hazırlıklıydım biraz. Niye? İngiltere'de ve Amerika'da gittik yaz okulları sayesinde. Yani çünkü onlar da beşer haftalık yaz okullarıydı. Öyle o kadar kısa değil. Ve iyi de bir, dediğim gibi, staj. Yani biz bir işte çalışmadan önce şu an staj arıyoruz. Staja gireceğiz üniversite eğitim sırasında. Lise eğitim sırasında gidilen yurt dışı okullarda, yaz okulları da birer bunun stajı. Ve gerçekten burslu imkanlar bulunabiliyor yaz okulları konusunda. Bunları iyi araştırmak gerekiyor. Özellikle Amerika'dakileri. Gidip bunlarda iyi bir deneyim kazanmak gerekiyor. Bu yurt dışında yaşamak konusunda çok güzel bir tecrübe sağlıyor. Bunu öneririm. Ama yine de ben alışabileceğini düşünüyorum. Yani çok zorlu bir süreç değil. Yani bir aksilikler olabilir mi? Tabii ki olabilir. Sonuçta bir risk alıyorsunuz. Yani her ne kadar avantajları da olsun yurt dışında okumanın. Tamam, Türkiye'nin iyi bir durumda olmadığının farkındayız. Ama yurt dışında okumak bence bir risk. Yani onun altına giriyorsunuz ve gerçekten opportunity cost'u çok yüksek. Yani oraya gidiyorsunuz, belli bir maddi imkan ayırıyorsunuz oraya ve diğer yandan hani ailenizden ayrılıyorsunuz, ülkenizden ayrılıyorsunuz, kendi kültürünüzden ayrılıyorsunuz. Bunlar kolay değil ama çok büyük bir tecrübe olacağını düşünüyorum. Yani Türkiye'de de gelecek kursanız, yurt dışına da gelecek kursanız. O yüzden ben öneririm, zorlukların da zamanla aşılabileceğini düşünüyorum yurt dışı konusunda. Yaz okulları neler katıyor? Yaz okulu neler yapılıyor? Biraz bundan bahseder misin? Tabii. Öncelikle ben İngiltere'den başlayayım. İngiltere ve Amerika'da gittim yaz okullarına. Ki bence yaz okulu düşünüyorsanız en iyi iki alternatif bunlar diye düşünüyorum. İngiltere'de ben 9'da daha çok İngilizcemi geliştirmek amaçlı gitmiştim. İngilizce yoğunlaştım orada. Aynı zamanda ekonomi dersleri de aldım ama öyle çok yoğun değil. İngilizce odaklı. Bir de birazcık o gerçekten yurt dışında okuma tecrübesi kazanmak istiyordum. Ortaokuldayken daha çok yurt içi yaz okullarına gidiyordum yazları. Liseye geçince bunu yurt dışına taşımak istedim. İngiltere gerçekten faydalı oldu. O İngiliz kültürünü ve İngiliz eğitim sistemini, yapısını tatmış oldum. Ve İngilizcem konusunda büyük fayda sağladı. Bundan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Daha sonraki 10. sınıf yazında da Amerika'ya gittim. Amerika'da daha dediğim gibi Amerikan eğitim sistemini, bu sefer de Amerikan kültürünü, Amerika'da yaşamanın kültürel avantajlarını ve zorluklarını, dezavantajlarını iyice gözlemlemiş oldum. Yani oraya gittiğiniz zaman yaz okuluna hani lay lay lon geçirmemeli. Yani biraz analiz edip gerçekten bir gelecek planlaması yapmak için gidiyor olmanız gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden o anlamda çok faydalı oldu. Bir de Amerika'da SAT dersleri aldım.
Ve ekonomi dersleri aldım. Amerika'da gittiğimiz okulda ben Harvard mezunu, çok tecrübeli bir ekonomisten ders aldım ve bunlar IB öncesi bana büyük avantaj sağladı. Yani IB müfredatının belki yarısını bitirmiştik ekonomide biz 5 haftada. Diğer yandan SAT dersleri de faydalı oldu. SAT'ye iyi bir hazırlık sağladı. O yüzden eğer Amerika düşünüyorsanız ya da Avrupa'da SAT ile kabul eden bir üniversite düşünüyorsunuz, 10. sınıf yazında özellikle veya geç kalıyorsanız 11. sınıf yazında öneririm Amerika'ya da gitmeyi. O yüzden yaz okulları iyi bir tecrübe. Maddi imkanlar sağlanabilirse kesinlikle gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim sormayı unuttuğumuz, senin eklemek istediğin bir şey varsa şimdi söyleyebilir misin lütfen? Tabii bence çok yararlı oldu. Yani arkadaşlarımızın çok faydalanabileceğini düşünüyorum. Çünkü bence sizin bu yaptığınız çok değerli. Yani danışmanlık firmalarından veya internetteki yazılardan çok daha değerli bence burada birebir orada yaşayan, onu tecrübe eden bizlerle görüşmek. Umarım herkes için çok faydalı olur. Hani yurt dışında okumak gerçekten çok güzel bir şey. Gerçekten çok büyük avantajlar sağlıyor Türkiye hele bu haldeyken. Ama bence artılar eksiler. Ülke bazında ve üniversite bazında iyi tartılmalı. Gerçekten oturup düşünülmeli. Gerek aileyle gerek kendi hedeflerimiz doğrultusunda iyi planlamamız gereken bir süreç. Son bir tavsiyem şu olur. Lisedeki arkadaşlarınızın dediklerine çok aldanmayın. Yani çok etkili olabiliyorlar ama bu yorumlar sizi tanımadan, sizin hedeflerinizi bilmeden yapılmış yorumlar daha çok. Ve karar alma süreçlerinizi bence etkilemesin. Arkadaşlar bu konuda çok iyi bir şey değil. Bence referans noktası değil. Özellikle Koç gibi veya başka hani ekol okullar gibi Amerika hedefleyen okullarda okuyorsanız bu yorumlar daha da farklı olabiliyor. O yüzden kendi hedefleriniz doğrultusunda, kendi yolunuz çerçevesinde ilerlemek gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler katıldığın için. Rica ederim. Ne demek? Çok güzel bir Arkadaşlar, seminer oldu. sorunuz varsa şu anda sorabilirsiniz. Yavaştan kapatışa gideceğiz.